Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Vitro Kalan Tuna. Bugün sizlerle birlikte Pirate Galaxy'nin 7. bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın şu şahesere. Şimdi Tobias Plank'i kurtarmak görevini tekrardan yapıyoruz. Roket teknolojisi henüz almadık. Sanırım Aurora'ydı o. Aurora'ya geçince kullanacağız. Hatta size şöyle göstereyim. Şuradan açıp gemi parçalarına baktığımız zaman roketlerin seviye 10'da açıldığını göreceksiniz. Aslında açıldı ama Aurora'da, Aurora'ya gitmeden önce tabii ki de şu görevi deneyeceğim tekrar. Eğer olmazsa Aurora'ya gidip roketi alacağız. Ve görevi aldık mı? Almışız. Tekrar alalım. Ve yüzeye, yani Liris'in topraklarına iniyoruz. Liris topraklarında bakalım bizi ne maceralar bekliyor. Helikopter gemimizle. Ben buna helikopter gemisi diyorum. Çünkü helikopteri andırıyor. Ve şimdi bakın, en uzaktayım ve geminin boyu bu kadar ama oyunun en sonlarındaki gemiler, yani bu şu an mouse'um kadarken o gemiler yani şu çeper kadar bir yer kaplıyor. Şunun çevresi kadar. Hop, Bildarius gel benimle. Şöyle hemen gidelim. Şimdi bunu Vega sistemine entegre ettiğimiz zaman, yani Aurora gezegenindeki blueprintlerle Vega'nın en iyisini yaptığımız zaman bu gemiyi, gerçekten burada güçlü olacağız, yenilmez olacağız. Aurora biraz tehlikelerle dolu. Çünkü Aurora'da hiç görmediğimiz bazı gemiler olacak, bazı birimler olacak. Örneğin yağmacı komutanı. Ondan sonra başka gözcü komutanı, gözcü gemilerinin komutanı. Ondan sonra intikamcılar olacak. Ve roket taretleri. Sağlam vuran roket taretleri var. Onlar da bize şey yapacak. Şimdi şuna vuralım bir. Bakın resmen ölümsüz olacağım şimdi. Yani bu bana vursun bir. Deneyelim. Vur bakalım. Canım ne kadar gidecek? 94. Hiç vurmadı. Sıfır resmen. Sizin için bu arada korsanlık modunu açıyorum. Daha şu an savaş sırasında olduğumuz için açamıyoruz. Şu harita maviye döndüğü an açabiliriz ve döndü. Açık bir korsanlık modu ile korsanlara saldırabilirsin. Güzel. Diğer korsanları öldürmek senin ölümüne biçilen ödülü arttırır. Senin için ödül konduğu sürece kazanılan tecrübe üzerinden bir bonus alırsın. Bir oyuncu tarafından yok edilirsen korsanlık modu kapatılır. Okey. Korsanlık modumuz açık. Umarım kimse bize saldırmaz. Bu Cryonite mahzeni ne kadardı? 450, gerek yok. Einstein'ın yumruğu. Hadi bakalım gidelim. Korsanlar, değerli hiçbir şeyim yok demiştim daha önce. Ama biz senin tarafındayız, Einstein'ın yumruğu. Hadi gidelim. Tobias Plank. Umarım seni koruyabiliriz. O gemi canımızı çok yaktı. Biz de onun canını yakacağız. Bildarius'un gemisi çok güzel. Ancak Bildarius gerçekten çok vasıfsız kalıyor. Arkadaşımız olduğu için yanımızda. Ama gücü gerçekten çok zayıf. Benim yanımdan bile geçemez. Roketi aldığım zaman Bildarius'la bir versus vs atarsak onu kesinlikle darma duman ederim. Çünkü onun gemisi aslında bir mühendis gemisi. Mühendis gemisi sadece takım oyuncularına, diğer oyunculara yardım sağlayabilecek bir gemi. Ancak benim güçlü atışlarımdan asla kurtulamayacaktır. Bakın yağmacılar peşime takıldı. Aman Allah'ım. Einstein'ın yumruğu boş ver. Değmez. Kalabalıklar. Şimdi benim gemimi görüyorsunuz arkadaşlar. Beni bir düşman gemisi olarak görürseniz ve şu gözcüğün içerisinde bulunursam, attığı roket, bu geminin attığı roket tabii ki de çok güçlü vuracaktır. Hem de şöyle bir şey var. Aslında demek istediğim o değildi. Demek istediğim, eğer geminin sistemine geçersek o roket, bir roketim 2-3 düşman, eğer iç içeyse hatta 30-40 olsun, hepsine vuracaktır. Tabii şey, damage'i düşecektir verdiği zarar, ancak bak bak geliyorlar. Geri dönün. Evet. Oh dostum. Behemoth'a saldır. Abi Behemoth'a hala vuramıyorum. Acaba bunu oyalamam mı gerek? Bakın. Şeyi açtım. Bilgisayarı. Mantis ana gemisine saldırıyor ama hiçbir şekilde canı gitmiyor. Tobias Plank, sen ne yapacaksın orada? Şunu sadece kendime çekiyorum şu an.
Bildarius Mantis'te de öldürüldü. Tamam, sorun yok. Yörüngeye kaç. Okey, görev oldu. Ölme. Ah! Tamam, sorun yok, sorun yok, sorun yok, hiçbir sorun yok. Sanırım görevi tamamladık. Tobias Plank orada işini gördü. Ben Behemoth'u kendi tarafıma çekerek tabii ki de çok daha... Bak, Cryonite'im düştü. Bir Cryonite faydası yok. Yörüngeye kaçmalıyız. Kaçacağım, bir dakika, canım dolsun. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Hadi 85, 90, 96, 100. Kaçalım. Çok şükürler olsun ki bu görevi tamamladık. Yoksa bir sonraki hedefimiz ne? Hedefimiz Aurora mı? Göreceğiz. Dıt. Görevi tamamlamış olduk. Tamam. Bu neydi şimdi abi? Tamam, kolonyalleri uyarmak görevine geçiyoruz. Daha fazla görevi kabul... Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çabucak aksiyoma gitmeliyiz. Gidelim. Yıldız haritasına geçiyoruz. Ve aksiyoma gidip kolonyalleri uyaracağız. Gerçekten çok tehlikeli bir durumdaydık orada. Gemimin zırhı çok daha iyi olduğu için şey olmadı. O Behemoth'u oyalayabildim. Eğer canım... O gemiyle bakın, gördünüz bu gemi. Bu gemiyle bile şey oldum. Öldüm. Diğer gemi olsaydı gerçekten durumumuz daha zordu. Bu arada görevi tamamlamış olduk. Kolonyal kontra atak. Sanırım büyük bir savaş olacak. Kolonyaller Liris'in binbaşı İvanov mantısı yüzeyin. Tamam. Ne diyor? Kolonyaller Liris'in ateş altında olduğundan henüz habersiz görünüyor. Mantisler kale ve kağıtta aksiyona saldırmadan onları haberdar etmeliyiz. Tamam. Evet. Şimdi. Aksiyoma gidiyoruz. Aksiyom kolonyallerin komuta merkezi diyebiliriz. Burada hemen iniyoruz. Einstein'ın yumruğu bizimle. Bildarius nerede? Tobias Plank ile yönetim şehrine uç. Uçalım. Binbaşı Ivanova muhtemelen yönetim şehrindedir. Çabuk, seni takip edeceğim. Tamam. Gel. Çabuk 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 çabuk. Hızlı hızlı. Profilimize bakalım bir şöyle. Bakın, gemimiz burada. Anin 2000 fırtına. Boyayı görüyorsunuz, kırmızı beyaz. Burada daha net görünüyor. İlk aldığımda boyayı niye görünmedi öyle anlamadım gerçekten. Einstein'ın yumruğu peşimden geliyor. Eliminatör. Saldırmak mı istedin? Peki. Ben de sana saldırayım. Bakayım bu arada exp verecek mi? Sarı çubuğu takip ediyorum. Çok az verdi. Cryonite düştü. 5 Cryonite falandır. Değmez. Einstein'ın yumruğu, koş. Ivanova'ya haber vermemiz gerek. Burası güvenli yer. Burada kolonyaller var. Onların gemisi bize zarar vermez artık. Biz onlardan olduk. Burada biliyorsunuz bir çatışma verdik. Hop, o ne öyle kırmızılık lavlar? Kolonyal muhafız. Bunun gemisi bu arada nadir bir gemi. Sadece eventlerde ortaya çıkan bir gemi. Güzel bir gemi. Şahin yumruğu. Ivanova, buradayız. Harita güncellendi. İşaretli yere uç. Harita gün işaretli noktadaki Victoria. Nerede? Doktor Plank artık sana korsan diye hitap etmiyor. Korsan değilim artık. Beni kurtardın, sağ ol. Arkadaşın için üzgünüm. Kendimi tanıtamadım. Henüz. Ben Tobias Plank ve birkaç saate kadar LYB'de görevliydim. LYB neresi bilmiyorum. Arkadaşım Vittuna ile tanıştığıma memnun oldum. Umarım tekrar görüşürüz. Tekrar görüşeceğiz, merak etme. Hemen işaretli noktaya gidiyorum. Sanırım burada komutan. Baş liderle mi tanışacağız? Bakayım. General Victory. Gemisi tank gemisi bu arada. Benim geminin tank versiyonu. Ama niye bu kadar büyük bu gemiler lan? Bu kadar büyük değil normalde. Bunu büyük yapmışlar.
Ha ne diyor? Oh dostum, muhafızları uyaracağım. Tamam. Liris'ten gelen kurye sen değil, sen misin? Binbaşı Ivanova bana asker alınmış bir korsan fazlası olmadı söyledi. Mantislere karşı pek işe yarayacağını sanmıyorum. Ha sen öyle san. Ama belki muhafız evlerime birkaç evlere mesaj gönderebilirsin. 4 muhafız evine 5 dakika altında haber verebilirsen belki sana başka işlerde bulabilirim. Tamam. Hemen şöyle. Destek verelim. Ha bu arada General Victor'un gemisini gördünüz. Hop siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Oo seviye 10 bunlar. Tamam. İstediğiniz kadar saldırın bana. Destek ver bakalım ya. Destek ver. Bak gördün. Yok abi. Sana da saldıralım, okey. Sen peşimi bırakacak mı? Bıraktın. Beyler selam. Ya bir sıkıntı varmış, kaçın. Buraya haber saldık. Sıradaki yer geride. Hemen geri dön 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 dön. Vaktimiz daralıyor. 3 dakika 33 saniyemiz var. Emir anlaşıldı. Birkaç mantis öldürmek için sabırsızlanıyorum. Bak bak benimle geliyorlar sanki. Yok. Bak bunlar saldırmış. Şuna saldır, şuna saldır. Bak 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 bak. Bunlar yavrum benim ya. Çok yavaşlar. 3 dakikamız kaldı. Hemen buraya da varıyorum. Sıradaki görev yeri neresi? Buradan karşıya geçiş var mıdır? Umarım vardır, yoksa yandık. Bu arada bunlar benimle geliyor. Şu tarafı görebilseydim iyi olurdu ya. Umarım yol vardır, yoksa yandık. Yetişmem çok zor olur. En azından bir şimdi graviton diye bir şeyler var. Kimisi canını arttırıyor, kimisi birden canını arttırıyor, kimisi cooldownlarını sıfırlıyor, kimisi hasarı minimalize ediyor. Kimisi hız veriyor. Bir tane daha vardı sanırım. O hangisiydi bakayım? Kırmızı, mor, sarı. Bu arada düşük A kalitesi niye oldu? Neyse. Sanırım internet bağlantım yine gitti. Kaç kaldı? 2 dakikamız kaldı. Dostum düşük A kalitesinden çık. Telefon Wi-Fi'de mi yoksa? Hayır Wi-Fi'de değil. Kurtardık. Harita güncellendi. O da bu tarafta. Oraya buradan gidilmiyor. Tamam. 1 dakika 41 saniye kaldı. Buraya da şuradan hemen hızlı bir gidiş. Şöyle. Aa ne oluyor internet? Sakın diyeyim. Aa internet zayıfladı ya. Ha bak geminin boyutuna bakın arkadaşlar. Geminin boyutu ne kadar büyük görünüyor. Normalde bu kadar değil. Normalde boyutu benim kadar. Abi internet bağlantısı ne böyle? Evde kimse yok ancak. Oraya nasıl gidiliyor? Abi oraya buradan gidiliyormuş. Aa şuradan gidiliyor tamam. Tamam. 59 saniye var yetişiriz. Bu dördüncü ev zaten. İnternet bağlantısı gerçekten acayip kötü olmaya başladı. Şu an toparlıyor yavaş yavaş. Ya bugün gün şimdi 10 Şubat'ta Corel'de bir event olacak. Cryonite event gibi bir şey. Bazı birimler düşüyor. O birimler çok fazla, aşırı derecede fazla Cryonite'lar veriyor. Yani siz bir yılda kastığınız Cryonite'ı bir günde çıkarabiliyorsunuz. Öyle bir etkinlik. Bu arada buna da haber verdik. Ve şimdi yönetim merkezine uçacaklar. Tamam. Harita güncellendi. Yönetim çeniyorum. Etkileyici. Geminin nasıl uçurulduğunu biliyor gibisin. Ama bir iyon patlıcıyı tanımıyorsundur. Usta bir nişancı olmak
Yıllar sürer kolonyal eğitim gerekli ama belki seni kullanabilirim. Yönetim şehrine geri dön ve emirlerimi bekle. Ne kadar kalabalık olduk ha. Bayağı kalabalık olduk gerçekten. Ve General Victor'un yanına geliyoruz. General Victor bize talimatları verecek. Hemen. Şehir bu arada güzel ya. Mekan. Tam lavlarda. Doğal bir şey yani. Bu Cryonite ne burada? Ha, alayım onu ben. Selam. Ama şu önce Cryonite almam gerek. Şimdi konuşalım seninle. E'ye basıp etkileşime geçebilirsiniz. Eğer intikam için Aurora'ya. Oo. Aurora'ya gidiyoruz. Hadi bakalım. Aurora'da mavi kopyalarımızı toplayacağız. Bu gerçekten keyifli olacak. Aurora bu sistemin en yüksek teknolojinin bulunduğu gemi. Bu arada görevimizi tamamladık. Bakın drone da tepemizde. Mantis Kalesi'ne. Yörüngeye uç ve sıradaki görevi kabul et. Hadi gidelim. Hemen şöyle. F8. Aurora'ya saldırıyoruz. Ve Mantis etkinliğini bir nebze olsun durdurabileceğimizi düşünüyorum. Bu Mantislerin geldiği bir yer var. Orası Draconis sistemi. O Draconis sistemi çok güzel bir gezegene sahip. Gazika diye. Ve orada Metanoid ırkı denilen bir ırk var. O ırk kardeşçe yaşayan. Gerçekten çok da sevimli insanlar, sevimli varlıklar. Ancak mantisler gezegenini taruman ediyor. Mantisler gerçekten evrenin burada bu oyundaki evrenin çok şey bir hali. Yani paraziti. Bu arada ben keşif yolunu keşfettiğim için beyin bedava. dediğim gibi mantisler bu evrenin paraziti. Biz o parazitlerden bu evreni arındırmaya çalışacağız. Çok şey bir görev. Uzun soluklu bir oyun bu arada. Yani oturun saatlerinizi verin bitiremezsiniz. Bir günde bitecek bir oyun asla değil. Bir ayda bitirebileceğiniz görev asla değil. Aurora'ya bak ne kadar parlak. Aurora'ya da gelmiş bulunmaktayız. Düşmanı sondalamak. Mantisler Aurora'nın merkezinde bir ha Mantislerin Aurora'nın merkezinde birkaç üssü var. Bir tür üssü var. Vallahi ben neyi okuyorum ya? Ama daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Mantis'e üstlenmiş. Bu bir sakıncası var mı? Merak ediyorum. Cartürk. Evet arkadaşlar. Aurora'ya geldik. Aurora'da bizi ne tür maceraları bekliyor? Bakın burada. Nerede? Aa roket şeyini göstermiyor hala ya. Ben roket şeyini bulmak istiyorum. Neden yok? Neyse. Bakın Cryonite asıtı. Bu görevi birlikte deneyeceğiz hepsini. Denemleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.